Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. Bugün benden çok uzun süredir çekmemi istediğiniz bir içerikle birlikte karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çeyizci Gurme Instagram hesabımdan bir soru cevap butonu açmıştım sizlerin isteği üzerine. Oradan bana yöneltmiş olduğunuz soruları biriktirdim, filtreledim. Bugün birlikte videomuza cevaplayalım istiyorum. Şöyle çok güzel bir soğuk kahve yaptım kendime. Muhabbet, sohbet havasında olsun istiyorum. Siz de beni günün hangi saatinde izliyorsanız izleyin. Kendinize şöyle güzel bir keyif kahvesi yapın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan hemen sorularımıza geçelim. Bu arada güncel indirim haberlerinden ve hayatımdan anlık haberdar olabilmek için Çeyizci Gurme Instagram hesabımdan beni takip etmeyi, YouTube kanalım Ezgi Dönmez Tercan'a abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bu arada ne tarz içerikler çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü sizlerin geri bildirimleri benim için çok değerli. Dediğim gibi lafı daha fazla uzatmayalım. İsterseniz bir an önce sorulara geçelim. Evet, başlayalım. Böyle tableti aldım daha rahat cevaplayabilmek için soruları. Herhangi bir sıra gözetmeksizin filtreledim oradan. Birbiriyle aynı olan hemen hemen aynı tarzdaki soruları almadım. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Beğenirseniz, hoşunuza giderse part 2'yi yaparız. Bu arada böyle biraz mukbang havasında da olacak. Dediğim gibi kahvemi aldım. Çok güzel olmuş. Şimdi başlıyorum ilk soruyla. Mobilyalar ne kadar tuttu diye sormuş bir arkadaşımız. Mobilyalarla ilgili şu an net bir rakam veremem. Vermem de doğru olmaz. Çünkü biz kurumsal bir firmadan aldık ve sürekli hani güncel olarak fiyatlar değişiyor. Bir de şu an düğün sezonuna girdik. Tahminen daha da yükselmiş olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Yani bu oturma grubuyla yemek odası takımını ayrı mağazadan aldık. Yatak odası grubunu ayrı mağazadan aldık. Şöyle yapmadık. İşte kız tarafı bunu alsın, erkek tarafı bunu alsın yapmadık. Zaten bizim böyle uzun bir flört sürecimiz olduğu için herkes almak istediğini aldı. Ailelerimiz de destek oldu. O şekilde almıştık. Ne çok yüksek fiyatlara bir mobilya aldık ne de çok düşük orta segmentte fiyat performans ürünleri aldık. Gayet memnunum. İkinci bir soruya geçiyorum. Balayından memnun kaldınız mı? Gerçekten ben balayından çok memnun kaldım. Mahir de öyle. Gene olsa gene aynı şekilde aynı konseptte bir balayı yapmak isterdim. Biz şeyde çok kararsız kalmıştık. İşte hani villa tarzı bir tatil mi yapsak yoksa otel tarzı bir tatil mi yapsak, ama en başından beri de aslında otel tatili istiyorduk. Çok iyi geldi. Çok güzel dinlendik. Hatta biz 2 gün ara verdik düğünden sonra. 2 gün evdeydik. Valizlerimizi hazırladık, eşyalarımızı hallettik. O şekilde gittik. Bu arada YouTube'da iki parça şeklinde balayı videom detaylı bir şekilde var. Hem böyle giderken yaptığım hazırlıklar var. Birlikte valiz hazırlamıştık sizinle. Antalya'da Side'de bulunan Diamond Deluxe'a gittik. Gerçekten yeni açılmış bir oteldi. 5 yıldızlı bir oteldi ve bize balayı çifti olduğumuzu sonuna kadar hissettirdiler. Gerek böyle gittiğimizde çok güzel bir oda konsepti yapmışlar, süslemişler, işte içecek ikramları, tatlı ikramları, bir günde alakart hediye etmişlerdi. Biz onu da balık restoranı olarak tercih etmiştik. Orada da çok güzel böyle prensesler gibi hissettirdiler. Bu sene tekrar gitmeyi düşünüyoruz aslında Mahir'le. Ama fiyatlar dolar endeksli olduğu için ütopik bir şekilde artıyor. Geçen sene swim up bir oda tutmuştuk. Biz böyle havuza açılan bir odaydı. Bu sene normal bir oda tutabiliriz. Otelde zaten genel olarak odada hiç vakit geçirmiyorsunuz. Biz hemen hemen neredeyse uyumadan uyumaya girdik diyebiliriz. Akşam aktiviteleri de güzeldi. O şekilde mutlaka otel konseptinde balayını tavsiye ediyorum gidecek arkadaşlara. Çeyiz videoları devam edecek mi diye sormuş birisi. Tabii ki edecek. Biliyorsunuz benim zaten kanalımı açma amacım çeyiz konseptinde ilerlemekti. Çeyiz videolarını düğün öncesinde çok çekemedim. Çünkü ben tam düğün arifesinde başladım YouTube'a. O yüzden birçok aldığım ürün zaten konsolumun içinde. Daha sonra ayrı bir dolabım var. Onun içerisinde kutulu duruyor. Daha kullanıp sunum yapamadım. Onları birlikte açarız istiyorum. Daha ben sizinle işte misafirlik yemek takımlarımı, çatal bıçak setlerimi, sunumlar için almış olduğum kreatif mutfak sofra ürünlerini hemen hemen hiçbirini paylaşmadım. Bu arada el tekstili olarak, yani mutfak tekstili olarak da çok fazla çeyizim var. Suplalar, Amerikan servisler.
Bunları da çekmek istiyorum. Alacak olan arkadaşlar fikir olsun istiyorum. Ve çeyiz sürecinde de sadece alıp bırakmadım. Şu anda güncel ürünleri takip ediyorum. Sürekli English Home'da, Lina's'te, Madame Coco'dan da ihtiyacım dahilinde alışveriş yapıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Konu çeyiz olunca otomatiğe bağladım. Arada biraz nefes almak istiyorum. Bu arada çeyiz olaylarıyla ilgili hiç alakam yoktu. Ne lisede, ne üniversitede, ne geldim daha sonraki çalışma yaşantımda. Tamamen böyle Maile Flor sürecimizden sonra başladı bende. Bu tutku diyeyim artık. Çünkü benim için bir tutku oldu yani. Bir diğer soruya gelelim. Diksiyonunuz çok düzgün. Çok mu kitap okuyorsunuz? Bu aralar çok fazla kitap okumuyorum. Okuyamıyorum açıkçası. Bilmiyorum. Okuyanlara da saygı duyuyorum. Ama genelde boş vakitlerimin çoğu sosyal medyada geçiyor. YouTube için içerikler araştırıyorum. Ama öncesinde çalıştığım çok uluslu kurumsal bir firmada diksiyon ve hitabe eğitimi almıştım. Onun da hem günlük hayatımda hem bundan sonraki de iş yaşantımda bana çok artı sağlayacağını düşünüyorum. Kitap şöyle, klasikleri okudum. Çünkü en yakın arkadaşım Ezgi Edebiyat Öğretmeni. Ona buradan sevgiler, selamlar. Yani Ezgi çok fazla kitap okurdu. Ezgi'nin çok geniş bir kütüphanesi var. Genelde işte onunla vakit geçirirken falan ben de kitap okurdum. Şu aralar okumuyorum ama. Saçlarınızı tekrar sarıya boyatacak mısınız? Saçlarımı tekrar sarıya tabii ki boyatacağım. Çünkü ben çok uzun yıllar saçlarımı mavi siyah kullandım. Lise dönemimde, üniversite dönemimde hep mavi, gece mavisi falan kullanırdım. Böyle koyu renkleri seviyordum. Bir 5-6 senedir radikal bir karar aldım. Kuaföre gittim ve mavi siyahtan ilk seferde saçlarımı açtırmayı denedim. O süreçte saçlarım bayağı bir yıpranmıştı. Benim saçlarım ince telli ve açık kumrala yakın, görüyorsunuz diplerimde. Normalde kendi saçım olduğunda çok kolay açılıyor saçım. Ama mavi siyahtan açmak zor olmuştu. Sonra işte bekledim, o saçım bir resetlendi komple. Burama kadar kestirdim ve kendi saçımdı. Hemen dayanamadım, gittim komple tekrar platin yaptırdım saçlarıma. Ben şunu sevmiyorum, şu görüntü şu an hiç hoşuma gitmiyor. Normalde benim bir parmak dahi dip çıktığında hoşuma gitmiyor. Hemen gidiyorum tekrar dip yaptırıyorum. Dip yaptırdığımda bu sefer bakıyorum işte dip hoşuma gidiyor. Uçlar daha böyle doreli kalıyor. Komple bir daha açalım diyor. İşte platinin bir sürü tonu var. Aslında bence green'in değil sarının 50 tonu var. O yüzden ben de böyle sevdiğim rengi bulana kadar açtırıyorum, cila yaptırıyorum, gri olarak kullanıyorum, sarı olarak kullanıyorum derken saçlar ister istemez yıpranıyor. Şu an saçlarım böyle buramda falan. Açık çok kullanmıyorum. Videolarda görmüyor olabilirsiniz. Uçlarında da biraz hasarlar var. En kısa sürede onları böyle bir toparlatacağım. Küt olacak. Biraz daha kendi dibim çıksın. Gene böyle saçım. Şu sarılardan da kurtulayım. Gene komple bembeyaz bir saç yapacağım. Çeyizinizde hep Karaca, Lina's ve English Home ürünleri var. Neden tercih ediyorsunuz? Yani hoşuma gidiyor. O yüzden tercih ediyorum. Fiyat performans ürünü olduklarını düşünüyorum. Kaliteliler bir de bence. Özellikle Lina's ve Touch'ın e-tekstili kategorisi çok hoşuma gidiyor. English Home'un da dekoratif ve aksesuarları hoşuma gidiyor. Çeyizime baktığınızda hemen hemen English Home'un hiçbir tekstil ürününü göremezsiniz. Sadece mutfak tekstili falan var. İşte supladır, masa örtüsüdür, eldivendir falan. Ama Lina's'in neredeyse her çıkan ürününü güncel olarak takip ediyorum. Butik serilerini, diğer kendi içerisindeki markalarını hemen gidip alıyorum. Beğeniyorum, hoşuma gidiyor. Zevk meselesi. Ama gerçekten de çeyiz yapan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Karaca'nın da gene ev tekstili ürünü olarak bende çok bir şey yok. Ama onda da mutfak olarak çok var. Kupalarından yemek takımından bıçak seti, baharatlık seti, ekmekli peçete yüzükleri, daha aklıma gelmeyecek birçok ürünü var. English Home'un gene oda kokuları, onun da mutfak gereçleri, sofra sunum için kullanılan ürünleri çok hoşuma gidiyor. Bir de her sezon konsept yapıyorlar ya. Mesela ben ilk şeyde başlamıştım, bu English Home'un Magnolia konseptiyle başlamıştım. Runner'larını almıştım, kupalarını falan almıştım. Marin serisi vardı. Biliyorsunuzdur mutlaka. Denizci çapası falan olan o seriyi de tamamlamıştım. Yani böyle hobi gibi benim için. Kaç yaşındasın? Nerelisin? Ne okudun? Aslında benim bunu başında söylemem lazımdı böyle bir biyografi tadında.
Arkadaşlar ben 1992 Manisa merkez doğumluyum. Zaten videolarımda her seferinde Manisa'da ikamet ettiğimi belirtiyorum size. Sonra ilk orta lise öğrenimimi burada tamamladım. Akabinde Pamukkale Üniversitesi'nde kimya bölümünde okudum. Daha sonra bu bölümle kimyamın çok uyuşmadığına karar verdim açıkçası. Geldikten sonra da İstanbul Üniversitesi'nde lisans olarak çocuk gelişim bölümü okudum. Bunu da bu işi yapmak için okumadım. Ama çocuklara çok düşkünüm. Çocukları çok seviyorum gerçekten. İleride ebeveyn olacağımda da bunun artılarının bana dokunacağını düşünüyorum. Hem böyle biraz hobi amaçlıydı. Okuldan, kitaptan uzak kalmamak için bu bölümü okumuştum. Eşimle nasıl tanıştın? Eşimle, yani Mahir'le tanışmamız aslında böyle kısa bir süreç değil. Onun için ayrı bir video bile çeksem olur. Ama bahsedeyim. Mahir'le aynı kurumda çalışıyorduk. O uzun süredir orada çalışıyordu. Benim yakın bir arkadaşım Mahir'in çalıştığı şirkete transfer oldu. Onun hemen ardından ben de o şirkete transfer oldum. Benim arkadaşım Sultan, yani onu da burada arkadaşım dememe gerek yok. Sevgiler, selamlar Sultancığıma da. Sultan oraya geçince onların Mehmet abiyle böyle bir evlilik süreçleri vardı. Mehmet abiyle Mahir yakınlardı. Biz Sultan'la samimiydik. Onların işte evlilik süreçlerinde ben Sultan'ın yanında oldum. Mahir Mehmet abinin yanında oldu. İlk başlarda Mahir kesinlikle hani evlilik kafasında bir insan değildi. Onu söyleyeyim size. Yani hemen hemen bizim ilişkiye başlamamız bile neredeyse bir 6-7 aya aldı. Öyle söyleyebilirim. Hem aynı kurumda olduğumuz için etik değildi. Bir de Mahir'in farklı kariyer planları vardı. Ama neye niyet, neye kısmet diyoruz. Uzun bir şekilde anlatacağım Mahir'le nasıl tanıştığımızı da. Ama aynı iş yerine tanıştık diyebilirim. O şekilde daha sonra da böyle bir 5 senelik flört dönemimiz oldu. 1 sene kadar da nişanlı kaldık. Nişan senelerinde neden çok abartıya kaçtın? Size göre abartı olabilir. Şöyle normaldir, bir başkasına göre çok sadedir. Biz şöyle özendik arkadaşlar. Hem pandemiden çıkmıştık. Pandemi sürecinde bizim bayağı online'dan bir hazırlık evremiz oldu. Burada ben hani çeyizelelerini açtım, bir video vardı. Onu da izleyebilirsiniz mutlaka, kanalımdan bulabilirsiniz içerisinde neler var diye. Mahir'in annesi Saadet annem iş eğitimi öğretmeni. Bu tarz şeyleri süslemeyi çok seviyor. İçerik olarak da ben zaten genel olarak alışveriş yapmayı çok seviyorum. Hem kozmetik alışverişi. Yani dedik ki biz de Mahir'in hem kullanacakları olsun, severek giyeceği ürünler olsun. Ben ona onları alayım. Onlar işte benim sevdiğim, kullandığım ürünleri alsınlar. Hani biz aslında hiç şöyle çıkıp da ya hadi şimdi Penti'ye gidelim, yarın Gretis'e gidelim, Rossmann'a gidelim, Chase Celeste için alışveriş yapalım olmadı. Kozmetik için birkaç kere gitmişizdir. Onlar oldu. Sonra dediğim gibi çıtayı biraz Saadet annem yükseltti. Çok güzel süslemişti onları. Fotoğraflarını da böyle buraya bırakıyor olayım sizin için ben. Siz de inceleyin. Bu şekilde zevk meselesi, tarz meselesi, istek meselesi. Kimisi hiç yapmıyor. Hiç yapmayan arkadaşlarım da var. Bundan böyle çok daha şovlu bir şekilde yapan arkadaşlarım da var. Çeyiz yapmaya ne zaman başladın? Ne kadar sürdü, ne kadar tuttu? Çeyiz yapmaya belirttiğim gibi Mahir'le flört aşamamızdan sonra bu evlenen arkadaşlarımız Sultan ve Mehmet abiyle çok sık görüşüyorduk. Sultan da benim gibi böyle çok seviyor çeyiz alışverişi yapmayı. Öyle benim de içime herhalde bir artık heves mi geldi diyeyim, özendim mi diyeyim. Böyle oradan başladım. Benim yaklaşık 2,5-3 sene falan sürdü çeyiz yapmam. Daha sonra ne kadar tuttu? Net bir rakam veremem. O çünkü şuna bağlı. Siz neleri alıyorsunuz? Neler almak istiyorsunuz? Mesela bu çeyiz kategorisine neler sokuyorsunuz? Dyson'ı sokuyor musunuz? Küçük ev aletlerini sokuyor musunuz? Bunların hepsini şöyle bir genel olarak hesaplasak, şu an için diyemem, o günün fiyatlarıyla benim 2 sene önce tamamlamıştım çeyizimi, hemen hemen 70 bin liraya yakın tuttu. Çünkü arkadaşlar varıp baktığınızda bir yemek takımı 10-15 bin TL, bir çatal bıçak seti 5 bin TL, çek tenceresi var, tefali var, küçük ev aletleri var, kahvecisi var, Dyson'ı var, ütüsü var, yani ev tekstili var, bir tek nevresim takımı şu an hemen hemen 1000 lira 1500 TL bandında. O sizin gene kaç tane çeşitlilik yapmak istediğinize kalmış. Çeyiz yapmak bence çok ucu açık, kişinin tamamen kendine ve bütçesine kalmış. Öyle düşünüyorum ben. Ha, evlendikten sonra da alınamaz mı? Tabii ki de evlendikten sonra da alınabilir. Ama ben o an için böyle gözüme hoş gelenleri stokta kaçırmamak için almıştım.
Evlenme teklifi nasıl aldım? Evlenme teklifi nasıl aldım arkadaşlar? Akyaka'da Mahir çok güzel bir organizasyon yapmıştı. Oraya gittik birlikte. Güzel bir yemek yedik. Daha sonra sürpriz böyle güzel bir yüzük almıştı. Benim hep böyle hani kızların olur ya Instagram'da baktığı beğendi. O beğendim, hayal ettiğim yüzüğü bana almıştı. Evlenme teklifi etmişti. Zaten biz bu yola... Evlenme teklifi etmişti. Zaten biz bu yola gelecek düşünerek çıkmıştık. O yüzden ben de evet dedim. Çok güzel ve çok romantik bir evlenme teklifiydi. Gerçekten hani her genç kızın hayal edebileceği bir şekildeydi. Herkesin, isteyen herkesin de yaşamasını isterim ben. Çünkü bu tarz şeyler bir defa oluyor. Siz de kendi evlenme tekliflerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Nasıl bir konseptte, nasıl bir yaratıcılıkta evlenme teklifi etmişti eşiniz. Burcun nedir? Sizce nedir burcum? Tabii ki Boğa burcuyum. 18 Mayıs doğumluyum. Yükselenim de ikizler arkadaşlar. Ben her iki burcumun da özelliklerini dolu dolu taşıyorum. Biliyorsunuz ki Boğa yemek yemeyi, alışveriş yapmayı, insanlara yardım etmeyi çok sever. İkizler burcu da duygusal anlamda ufacık bir şey beni böyle çok mutlu edip ayağımı yerden kesebilirken çok ufak bir şey de hemen moralimi bozup beni demoralize edebiliyor. O yüzden de ikizler burcunun da özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum açıkçası. Daha sonra nişan organizasyonundan memnun kaldın mı? Elbisenin markası. Ben nişan organizasyonumdan çok memnun kaldım. Hatta şöyle nişan organizasyonumdan, düğün organizasyonundansa daha memnun kaldım. Çünkü bir arkadaşım vardı. Bu işi sadece hobi olarak yapıyor. Benim seçtiğim konsept şuradaysa ve şu güzellikteyse ben böyle hani gelip eve yaptıkları organizasyona, arkadaşım Ebru'nun hazırladığı organizasyon buradaydı gerçekten. Şu an bıraktı o işi diyebiliyorum ama çok güzel yapmıştı, emek vermişti. Buraya bir tane hatta konsept videosu koyuyor olayım sizin için, siz de izleyin. Sadece hani bahçeye müdahale etmesi gerekirken evin içine bile müdahale etti. Bu yüzük tepsilerinden damada tuzlu kahve götürdüğümüz tepsiye kadar hepsini organize etmişti arkadaşım. Daha sonra elbisenin markası. Nişan elbisemin markası Alfa Beta'ydı diye biliyorum ben. İzmir'den, Çankaya'dan almıştım elbiseyi. Kuzenimle birlikte gidip almıştık. Kendini olgun hissediyor musun? Kendimi olgun hissediyorum. Kendimi olgun hissediyorum. Liseden ve üniversiteden arkadaşlarım beni bilirler. Ben hep böyle çok neşeli, pozitif, yapıcı bir insanımdır. Gezmeyi çok severim, işte eğlenmeyi çok severim. Kolay kolay modum düşmez, kimsenin beni üzmesine izin vermem. Eğlenceliyimdir. Herkes hatta der ki işte gün bize 24 saat, sana 48 saat mi? O şekilde üniversitede çok dolu dolu yaşadım. İşte tatillere gittim arkadaşlarımla, gezdim. Daha sonra geldim. İş hayatında da öyle. Bekarken şunu yapıyordum da evlendim, eşimle bunu yapamıyorum demiyorum. Hatta çok daha güzel birlikte yapıyorum. O yüzden yani artık ama şu oluyor bir süre sonra insanda. Eskiden mesela kafede oturmak bana müthiş keyif verirdi. Arkadaşlarımla saatlerce bir kafede, bir restoranda vakit geçirebilirdim. Ama şu an böyle insan biraz daha evinin keyfini, konforunu arıyor galiba. Onu söyleyebilirim. Daha sonra olgunluğa dair aslında benim şöyle oldu. Ben babamı kaybettikten sonra herhalde biraz daha olgunlaştım. Her şey artık dünya malıdır, dünyada kalır gözüyle bakmaya başladım. Ama tabii anı da yaşamak istiyorum. Bu dünyanın güzelliklerini de yaşamak istiyorum. O şekilde olgun hissediyorum. Bazen tabii herkesin içinde yaşaması gereken bir çocuk olduğuna da inanıyorum ben. O çocuğa da her zaman fırsat tanıyorum. Arkadaş çevreme ya da aile çevreme sorarsanız Ezgi ciddi midir işte yoksa eğlenceli midir diye %99'u Ezgi eğlencelidir der. Aileleriniz düğün sürecinde destek oldu mu? Tabii oldular. Hem maddi olarak hem manevi olarak her iki tarafında ailesi destek oldu. Şükür yani hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Her iki tarafta birbirinin sınırlarını bilerek, maddi olarak hem manevi olarak birbirlerinin sınırlarını bildiğinde ve onları zorlamadığında bence her şey çok daha güzel oluyor. Çok daha kolay oluyor. Ailelerimiz bile şöyle destek oldular. Mahir'le ikimiz de çalıştığımız için yapabildiğimiz kadarını yaptık. Yapamadığımız yerde tabii ki onlar da destek oldular bize. Çok sağ olsunlar. Gelinliğiniz hazır mı, diktirdiniz mi? Gelinliğimi diktirdim. Benim gelinlik provası videom da var hatta YouTube'da. Mahir'in çok yakın bir arkadaşının ailesi. Bu sektörde Mahir dedi ki gidelim oradan bakalım. Beğenirsen oradan diktirebilirsin. Beğenmezsen de İzmir biliyorsunuz bize çok yakın. Oradan bakarsın diye. Ben kafamda tek bir model vardı.
Ona benzer resimler gösterdim, tarif ettim. Birebir aynısı dikildi. Hatta 3-4 defa falan gelinlik provasına gittim diyebilirim yani. Böyle de çok güzelsiniz. Zayıflamak ister misiniz? İsterim. Tabii ki zayıflamak isterim. Kim istemez ki? Ben hayatım boyunca hep yani şöyle, yakın çevrem de bunu bilir. 3-5 sene zayıfsam çok zayıf oluyorum arkadaşlar. İşte 48 kilolar, 50 kilolar ama resmen aç yaşıyorum. Yemek yemeyi de çok seven bir insanım. Ben için yaşayanlardanım. Onu söyleyebilirim. Ben bunu bıraktığımda, kestiğimde, normal bir insan gibi beslendiğimde, çok aşırı yemediğimde hemen gene böyle bu kilolara çıkıyorum. 70 kilolarını görüyorum. Hatta benim şöyle iki tane gardırobum var diyebilirim. Bir böyle zayıflık kıyafetlerimin olduğu yazlık kışlıklarım var. Zayıf olduğum sezonlar, onları çıkarıyorum. Bir de böyle kilolu olduğum dönemler var. Önemli olan sağlıklı olmak, kendini iyi hissetmek, güzel hissetmek. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bence siz güzel baktığınız için güzel görüyorsunuz. Aldım diye de dünyamı karartmam, kendimi kötü hissetmem. Her zaman bakımımı yaparım, ödüm vermem, makyajımı yaparım, saçımı yaparım. İşte kozmetiğime, bakımlarıma hepsine özen gösteririm. Bence bu kilolu olmak, zayıf olmakla alakalı değil. Zayıf olduğum zamanlarda tabii ki kendimi çok daha rahat hissediyorum. Sağlık açısından yazın rahat giyinebiliyoruz. O şekilde. Ama ben şu anda da istediğimi giyebiliyorum. Öyle söyleyeyim. Önemli olan yakıştırmak diye düşünüyorum. Uzun ilişkinin sırrı ne? Uzun ilişkinin sırrı bence tamamen karşılıklı, hani biraz klişe olacak ama saygı ve sevgi. Mahir'le bizim uzun götürebilmemizin sebebi bence onun anlayışlı olması. İki tarafın da birbirine karşı zor olmaması lazım. Kılmaz tabularınızın olmaması lazım bence. Karşınızdaki insanı seviyorsanız eğer, yani zaten onun hayatını zorlaştırmazsınız, kolaylaştırırsınız diye düşünüyorum ben. Onun kişisel zevklerine, alanlarına karşı daha çok ilgi duyarsınız, heyecan duyarsınız. YouTube çekiyorum ben. Mahir benim çektiğim YouTube kategorisi ne kadar ilgilendirebilir ki? Çeyizdir. Genelde ev vlogu çekiyorum biliyorsunuz. Ama o da elinden geldiği kadar bana destek olmak istiyor. Mesela ben işte video çekiyorum. Aşkım istersen bu açıdan çek diyor. Ben de gene aynı şekilde onun zevklerine, hobilerine saygı duyuyorum. Bu şekilde, bu bizim flört dönemimizde de böyleydi. Tabii ki olmuyor ama her ilişkide oluyor tuzlu biberi. Bizim de ayrıldığımız zamanlar oldu, küstüğümüz zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman birbirimize geri dönemeyecek kadar gemileri yaktığımız zamanlar olmadı. İnsan bence zaten sevdikten sonra, değer verdikten sonra o böyle bir şekilde gidiyor. Aslında tahammül edemediği şeyler. Hayatımda tahammül edemediğim şeyler, birincisi bencillik. Bencil insanlara asla tahammül edemiyorum. Ben kolay kolay kimsenin kalbini kırmam. Asla kimseyle zıtlaşmam, onun modunu düşürmem. Karşımdaki insanı dinlerim, destek olmaya çalışırım. Elimden ne geliyorsa yapıcı ve verici bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama şöyle, tabii ki verici olurken bir karşılık beklememek gerek. Ben hep senin kötü gününde yanında oluyorsam, hep verici oluyorsam, ama sen ayağa kalktığında ilk bana sırtını dönüyorsan, bu tarz insanlar zaten hayatımda hiçbir zaman yer almadı. Alamaz da. O yüzden dediğim gibi benim sevmediğim tek şey bencillik. Bencil insanları sevmem. Egoist insanları sevmem ve cimri insanları hiç sevmem ya. Bir de cimri insanları sevmem ben. Etrafımda da hiç yer vermemeye çalışıyorum. Kendini çok öven, kendini anlatan, maddi durumunu anlatan insanları çok fazla sevmem. Bir insan neyle ilgili çok konuşuyorsa bilin ki ondan mahrumdur. Ben bunu hayatımda da hep deneyimlemişimdir. Kolyelerinin bir anlamı var mı? Hiç çıkarmıyorsun. Evet, kolyelerimin bir anlamı var. Bunu Doğukan bana nişan hediyesi olarak almıştı. İtalyan zincirliğe geçiyor. Hiç çıkartmıyorum boynumdan. Şunu da Mahir gene bana böyle üzerine plakanın Mahir yazıyor. Öyle bir düğün hediyesi gibi almıştı. O şekilde. Aslında benim bir tane daha kolyem var, Ay Yıldızlı. O da bana babamın hediyesiydi. Çok üzülüyorum aklıma geldikçe. Yani istem dışı bir şekilde düşürdüm kolyemi. Düşürdüm, kaybettim, bilmiyorum, bulamıyorum hiçbir şekilde. Aslında bunlardan önce onu hiç çıkartmıyordum. Ve babamdan bana kalan son hatıra gibi bir şeydi. Hediyeyi de onu da hiç çıkartmıyordum. Keşke kaybetmeseydim de onu da hiç çıkartmasaydım. Ama nasibimden çıkmış herhalde artık o benim. Tekrar aynısını yaptırmak istedim annemle ama sonra üzüleceğim daha çok gördükçe diye yaptırmadım. Kolyelerin de benim için anlamı çok büyük. Kolay kolay çıkartmıyorum. Denize, havuza girerken falan da çıkartmıyorum.
Hangi tip insanları seversin demişsiniz. Yani az önce konuştuk, tahammül edemediğim şeyler de aslında sevmediğim insanların tam tersi de. Sevdiğim insanlar, ben paylaşımcı insanları çok seviyorum. Mesela çok fazla arkadaşım olmuştur. Çok çok arkadaşım var. Benim için merhaba dediğim herkes arkadaşım. Ama dost benim için çok farklı bir algı, çok farklı bir kavram. Dostum kategorisinde olan kişiler kendilerini çok iyi biliyorlar. Ben hayatıma kolay kolay yeni insanlar adapte edemiyorum, dahil edemiyorum. Ailem bana yetiyor. Daha sonra bugüne kadar edinmiş olduğum dostluklar bana fazlasıyla yetiyor. Çünkü ben şu son 5 senedir hem hayatımın en kötü günlerini hem de hayatımın en güzel günlerini yaşadım. Babamın vefatı benim için hayatımın bir dönüm noktasıydı bence. En kötü günleriydi. Ve yanımda olanları gördüm. Onlara sahip olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun. Daha sonra işte düğün süreci de benim hayatımın bence en mutlu günlerinden. O süreçte de yanımda olanları gördüm. Sahip olduğum için de gene kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani dediğim gibi benim hayatımdaki insanlar genelde aynamdır. Ben onlara nasıl davranıyorsam onlar da bana o şekilde davranıyor. O tip insanları seviyorum. Kaç kardeşsiniz? Ne iş yapıyorsun? Biz iki kardeşiz. Benden 9 yaş küçük bir erkek kardeşim var, Doğukan. Her konuda destekçim, en yakın arkadaşım. Ne iş yapıyorsun? Şu anda çalışmıyorum. Daha önce de nerede çalıştığın tarzına da sorular gelmiş. Hemen onu da kısa bir şekilde yanıtlayayım. Arkadaşlar ben üniversiteden geldim. İstanbul Üniversitesi'nde farklı bir bölüm okumaya başladım. Bu süreçte de çok uluslu ve çok büyük bir şirkette beyaz yaka olarak güzel bir pozisyonda çalışma şansı yakaladım. Orada çalıştım, oradan ayrıldım. Bu sefer de gene dünyaca ünlü bir tütün firmasında çalıştım İzmir'de. Reklam olmasın diye söylemiyorum. Sektörün en önde gelen markasıydı. Ama biliyorsunuz ki hemen hemen neredeyse her gün ülkemizde artık bu tarz kurumsallara hem dil zorundalığı geliyor, 7 üniversite zorundalığı geliyor, dil yetmiyor, ikinci dil istiyorlar, işte farklı yetenekler istiyorlar. Benim de çalıştığım bölgede bir rotasyon değişikliği olacaktı. Ya şehir dışı olacak ya yurt dışı olacak. Şöyle söyleyeyim. Herkesin hayali olan bir işti aslında. Çok da güzel kazandığım bir işti. Ama nasip değilmiş herhalde. Bir şekilde rotasyon değişikliği sebebiyle ben oradan da ayrıldım. Daha sonra son olarak da Manisa'da özel bir okulda çalıştım. Eğitim sektöründe. Son sınıflarla ilgileniyordum. Bir sene kadar çalıştım. Eğitim sektörünün içinde olmak istemediğime karar verdim. Zaten ben hep kendim bildim bileli, babam ticaretle uğraştığı için emekliydi aslında ama hep ticaretin içerisindeydi. Ben de kendi işimi yapmanın hayalini kuruyorum yıllardır arkadaşlar. Artık bunun için de bir adım atmam gerektiğinin farkındayım. Çok az kaldı. Kafamda gerçekten çok güzel şeyler var. Kendi işimi yapacağım derken de butik vesaire değil. Hani herkes hemen o kafalara yöneliyor ya. Öyle bir şey değil. Kendi eğitimime ve donanımıma bugüne kadar kazanmış olduğum tecrübeyi taçlandıracak bir işim. Sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu aralar Instagram'dan beni takip eden arkadaşlar bilir. Kuzenimin eşi Bülent abim. Manisa'da çok meşhur bir makarnacı. Labella Makarna'ya ortak oldu. O da emekli emniyet mensubu olduğu için daha yeni adapte olmaya çalışıyor. Ben de işte saat 4 gibi, 5 gibi aklıma esince gidiyorum ama şöyle düzenli bir şekilde gidiyorum. Hani bugün gittim, yarın gitmedim değil. Tabii hafta sonları falan gitmiyorum genelde. Ama orayı böyle bir oturtana kadar gerçekten çok güzel. Böyle çarşının merkezinde vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Mutfağa giriyorum, oradaki şef ablalardan tiyolar öğreniyorum. İşte izliyorum. Sizin için de hatta bir gün bir vloglayayım ben oradaki. Sonra işte gelen genç arkadaşlar oluyor genelde. Date çıkanlar falan oluyor. Onlarla sohbet ediyorum. Siparişlerini alıyorum, bazen servis yapıyorum. Oturuyorum, çay içiyorum, kahve içiyorum. Abime destek oluyorum, geliyorum. Bu şekilde günlerim geçiyor arkadaşlar. Soru cevap butonumuzu artık burada kapatalım. Merak ettikleriniz varsa siz gene bir dahaki soru cevap butonu açtığımda sorabilirsiniz. Oradan devam ederiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Çeyizci Gurme Instagram hesabından beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Ben birlikte çok daha güzel yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Gününüz çok güzel geçsin. Hoşça kalın.